Sevgili dostlar, şiddete meyilli bir erkeği nasıl anlarsınız? 3 madde söyleyeceğim size. 3 maddede şiddete meyilli bir erkeği anlayabilirsiniz. Yani birlikte olduğunuz sevgilinizin, evlenmeyi düşündüğünüz nişanlınızın, bal çiçeğinizin, peteğinizin, işte aşkitonuzun aslında şiddete meyilli bir adam olduğunu, her an birisini yani öldürebilecek kapasitede, her an birisinin üstüne gidip hani katil olabilecek kapasitede olduğunu anlayabilirsiniz. Böyle bir kapasitesi olabilir ama bunu yapmayacaktır belki de. Fakat kapasitesi olması da büyük bir risk. Yani suç işleyebilecek bir adamla belirtileri görmesine rağmen, bunları anlam vermeyen, bunları görmezden gelen ve evlenen ve sonra evliliğinde darp edilen birçok kadınla çalıştım. Bu yaptığım çalışmalarda analizlerim oldu. Detaylı olarak baktığım birçok konu oldu ve gördüğüm detaylar oldu. Notlarını aldım. Şimdi size aktaracağım. 1. İlişki esnasında sürekli olarak argo konuşması. Sürekli olarak argo ve ağır küfürlerle etrafında konuşması. Mesela bir danışanım şöyle demişti. Ya bana söylemiyordu ama etrafında sürekli olarak söylüyordu. Ben bana söylemediği için, bana küfretmediği için hani buna anlam veremedim yani. Bunun onun şiddet seven bir adam olduğunu düşünmedim diyor. Bakın. Bir adam iş arkadaşlarıyla ilgili, çevresindeki kendi arkadaşlarıyla ilgili, işte mahallesindeki alt komşu şu bu falan filan. Bunlarla ilgili olarak sürekli olarak küfür ettiğinde ama sürekli olarak küfür ettiğinde bu adamın şiddete meyilli bir adam olduğunu anlayabilirsiniz. Sürekli olarak argo konuşuyor. Her cümlesinde, her kelimesinde yoğun olarak argo var. Ve bunu insanlara biçimsizce yapıyor. Yani adamı gelip hani birisi ona saldırıp da hani argo kullanmıyor. Hiçbir şey yokken, ortada hiçbir şey yokken birisiyle ilgili bahsediyor. Argo kelimeler. Patronuyla ilgili zaten her türlü küfürü savuruyor. Kuzeniyle ilgili konuşuyor. Kendi ailesiyle ilgili konuşurken bile argo kullanıyor mesela. Bu bir erkeğin içerisinde bastırmaya çalıştığı muazzam bir şiddet duygusunun dışa vurumudur. Şiddet bir şekilde kendisini gösterir. Bir insan şiddeti çok fazla saklayamaz. Yani çok usta, hani işte dünya tarihinde bir takım seri katiller var, bebek yüzlü. İşte Amerika'da falan var bunlardan mesela. Bunlarla ilgili bütün seri katillerle ilgili çıkmış araştırmalı psikoloji, yani işim gereği hepsini okudum. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Yani çok ustalar var. İnanılmaz derecede böyle güler yüzlü, hiçbir şiddete meyilli hareketi yok ama böyle seri katil adam, böyle tipler var. Ama sizin karşınıza böyle bir şey birisi çıkacağını düşünmeyelim. Yani bu kadar pesimist, bu kadar kötümser olmayalım bu videoda. Sürekli olarak argo konuşan bir insanın şiddete meyilli olduğunu açıkça görebilirsiniz. İkincisi, çok net olarak kavgaya tutuşması, trafikte falan. Mesela yine bir başka kadın danışanım dedi ki yani trafikte sürekli kavga ediyordu evlilik öncesinde. Sürekli kavga ediyordu yani trafikte adam mesela önüne kırıyor, kavga ediyor. Mesela şöyle adamlar var, kavga etmese bile birisiyle durup dururken hani kendisini sadece sollayan birisiyle rekabete giriyor trafikte, yarışa giriyor. Yani adamın birisi onu solladı diye veya yanından hızlı geçti diye veya ona yol vermedi diye, yani trafikte yol vermemiş, yani büyütülecek bir şey yok. Adam yol vermemiş. Adam onunla kavgaya tutuşuyor. Mesela bunlar işte İstanbul'da mesela Bakırköy'e gidiyorlar kızla. Adam yolu değiştiriyor mesela Büyükçekmece'ye gidiyor. Öbürüyle böyle bütün Büyükçekmece'ye kadar adamla trafikte böyle yarış yapıyor falan. Durup dururken birdenbire değişen psikolojik durum. Ani gelgitler bakın. Muazzam derecede ani bir öfke patlaması. Muazzam derecede. Buradan bu adamın şiddete meyilli olduğunu görmelisiniz. Çünkü bir insan trafikte bir başkasıyla durup dururken böyle bir tartışma içine girmez. Trafikte birçok kişi zaten trafik kurallarına uymuyor. Ama çeker gider yani, kendi yoluna gider. İçinde şiddete meyilli olduğu için şiddet doğru, yani doğru derken adama doğru sebepler verildiğinde, işte birisi trafikte ona işte saygısızlık yaptığında, işte birisi ona hayatta herhangi bir istemediği şekilde davrandığında şiddet küfürle, hareketlerle, trafikteki bir takım agresifliklerle kendisini ortaya koyar. O adamın içerisinde bulunan şiddet potansiyeli mutlaka hayatsal anlamda gündüz yaşamında bir şekilde ortaya çıkar arkadaşlar. Bakın mutlaka ortaya çıkar. Üçüncü olay, kavgaya tutuşması zaten bariz bir şey. Üçüncü olay da şu, başka insanlara karşı sürekli olarak aşağılayıcı, bakın küfür argo olmasa bile aşağılayıcı, ezerek üst perdeden konuşması ve o insanlara açıkça kavga etmese bile alttan alta, yani sinsice kötülük yapma isteği. Bu da şiddetin açıkça şiddete meyilli olduğunun bir göstergesidir. Mesela şöyle adamlar var. Yine hani çalıştığım danışanım kadınlar anlattı. Restorana gidiyorlar. Yemek birazcık geç geliyor. Yani az bir şey geç geliyor işte. Mesela 10 dakika ise yemek 20 dakikada geliyor.
Adam garsona söylemediğini bırakmıyor yani. İşte sen kimsin, sen kimsin beni bekletiyorsun, benim yemeğimi getir işte. Sen kaç paralık adamsın ki? Bakın nasıl bir terbiyesizlik. Orada çalışan birisine hakaret ediyor. Sen kaç paralık bir adamsın ki falan. Ezik, aşağılık kompleksi var. Yani başka insanın kazandığı paradan sana ne yani? Niye garsona kötü konuşuyorsun? Yemek geç geldi diye. İşte siz beni bekletemezsiniz, işte benim yemeğim bu kadar geç gelemez, ben şimdi size göstereceğim falan filan. Kavga, aşağılamak, hakaret etmiyor bakın, küfür yok ama küfür etmiş kadar oluyor zaten. İnanılmaz derecede kendisini önemli görüp, narsist kişilik bozukluğu bu, kendisini, egosu tavan ve ortada hiçbir şey yokken, yani bir insanın yemeği gecikebilir, herkesin yemeği gecikebilir, yani orada özellikle o adama yönelik bir hareket yok. Ve ne olursa olsun zaten bir sebebi olamaz. Bu şekilde başkalarına yönelik şiddet içeren hareketler, davranışlar. Yani bakın şöyle bir yanılgı oluyor bazen kadınlarda. Yani adam başka birine saldırmadığı için, kavga etmediği için bu yaptığı terbiyesizlikleri görmezden geliyor mesela. Ya diyor ama kavga etmiyor. Ya kavga edecek. Zaten kavgayı gösteren bütün davranışları yapıyor adam. İnanılmaz derecede başkalarına karşı belki vurmuyor, belki darp etmiyor ama bütün bunları yapabilecek kapasitesini gösteriyor ve bir gün, henüz değil belki, yanınızda kavga etmek istemiyor ama evlendiğinizde, ciddi bir ilişkiye girdiğinizde bir gün adamın içinden bunlar çıkacak ortaya. Çünkü bir gün o kavgaya tutuşacak o adam. Çünkü kavgaya tutuşmak için gerekli bütün davranışları sergiliyor. Başka birini ezmek, başka birisini aşağılamak ne demek ya? Yani durup dururken işte garson başka bir şey de olabilir. İşte herhangi bir yere gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar, yanındakiyle hafif bir gerginlik, tartışma yaşıyor. Yanında oturan adamla işte kolunu niye koydun bakın. Ben böyle bir daha şey gördüm, vaka gördüm böyle bir seansta. Yani kolunu niye oraya koydun, hani sinemada izlerken ben niye dirseğimi koyamıyorum diye adamla kavga ediyor. Gidiyorlar yerlerini değiştiriyorlar sinemada. Ya bırak kolunu da oraya koyma, filmini izle yani. Yani sürekli bir sidik yarışı, sürekli bir inatlaşma. İnsanlarla en ufak bir fırsatta bile yaşanan gerginlik, sürekli bir kendini kabul ettirme hali, sürekli olarak kendisini takdir etmeyen, işte kendisinin önünde böyle eğilmeyen insanlara karşı sürekli bir kaba saba hareketler, davranışlar, sürekli insanları ezen davranışlar, insanlara karşı saygısızlıklar. Ama kadının yanılgısı ne? Şu, bana karşı yapmıyordu, bana karşı saygılıydı, başkalarına karşı yaptıklarını da ben umursamadım. Sonra evlendik, işte beni darp etmeye başladı, bana karşı şiddet kullanmaya başladı. Ya bu adamın şiddete meyilli olduğu belli zaten. Yani başkalarına karşı bunları yapan bir adam gün gelecek sana karşı da yapacak. Sadece o anda yapmıyor, evlilik öncesi yapmıyor, evlilikten sonra yapacak. Adam şiddete meyilli. Adamda hakaret var, küfür var, eziklik var, ego tavan, narsisist kişilik bozukluğu var. Sürekli olarak gerginlik, agresiflik var. Başka insanlarla sürekli olarak bir en ufak, yani incir çöpünü doldurmayacak şeylerden kavga ediyor. İnanılmaz bir şey. Bakın, şiddete meyilli bir insan hareketleriyle, davranışlarıyla bunu gösterir. Saklayamaz yani. Saklamasını beklemeyin. Ama siz sinyalleri görmüyorsanız yapacak bir şey yok. Sinyallere dikkatli bakmak gerekiyor. Bu saydığım bu 3 maddeyi, videoda saydığım maddeleri görüp de eğer ya bu adam bana yapmıyor, onun için benim için önemli değil yani nasıl olsa bana bir şey yapmıyor diyorsanız, bu adamın büyük bir risk taşıdığını görmüyorsunuz demektir. Büyük bir risk taşıyor. Eğer bunu görmezden geliyorsanız, evlendiğiniz zaman, yani ciddi bir yola girdiğiniz zaman, bu hareketleri size yaptığında da lütfen rica ediyorum şaşırmayın. Çünkü bu adamın hiç kimseye karşı saygısı yok. Yeryüzünde sadece kendisi var. Kendisi dışında hiçbir varlığı tanımıyor. Kendisi dışında ağaçları, kuşları, insanları, kertenkeleleri, kimseyi tanımıyor. Diyor ki ben varım. En özel olan benim. Benim dışımda hiç kimse yok. Muazzam derecede, ileri derecede tedaviye ihtiyacı var. Ben danışanlarımda şunu gördüm. Bu şekilde erkeklerle sıkıntı yaşayan çok fazla kadın var. Yani bu şekilde çok fazla erkek var Türkiye'de. Kendisini dünyanın merkezi, kadınlarda da var tabii, yani kadınlarda yok demiyorum. Kendisini dünyanın merkezi olarak gören, başka insanlara karşı agresiflik taşıyan, şiddet öğeleri taşıyan ama henüz kadının yanında bir şiddete karışmamış, bir kavgaya karışmamış ama her an karışabilir. Her an böyle başını belaya sokabilir bir sürü insan var. Dolayısıyla bu maddeleri, bu videoda saydığım maddeleri dikkate alarak eğer şiddete meyilli bir insanla birlikteyseniz ben sizin çok dikkatli düşünmeniz gerektiğini size söyleyeyim. Çünkü daha sonrasında evlilikte darp, şiddet, illa fiziksel değil, psikolojik şiddet, küfür, hakaret, aşağılama, ezme, mobbing, baskı,
kontrol, şunu giyemezsin, bunu giyemezsin, şunu yapamazsın, o arkadaşından hoşlanmadım, onunla konuşma, şuraya gidemezsin akşamları sen, hayır, ya da seni ben bırakacağım, sana güvenmiyorum, kendin dönme, ben geleceğim falan. Bütün bunlar adamın muazzam derecede şiddete meyilli olduğunu açıkça gösteriyor. Lütfen sinyalleri takip edelim. Bakın bütün bunları ilişkilerinizde trafik sinyalleri gibi düşünün. Yani trafikte işaretleri takip etmezseniz yanlış yola girersiniz. Hatalı yollara, çıkmaz sokaklara girebilirsiniz. Onun için ilişkide gördüğünüz sinyallere dikkat edin. Adam size her şeyiyle kendisini gösteriyor zaten. Siz diyorsanız ki bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın, nasıl olsa bana yapmıyor, başka insanlarla kavga ediyor, umurumda değil. Bir gün o kavga sizinle olacak. Bir gün o şiddet size karşı olacak. Ama sadece o tarih henüz gelmedi. Ve geldiğinde, o tartışma olduğunda çok geç olabilir. Çünkü o adamın şiddetli yüzünü göreceksiniz. Bu da hoş bir şey değil. Sizleri sevdiğimi kesinlikle unutmuyorsunuz. Yorumlarınız ve desteğiniz için çok teşekkürler.